Pavlus'un Korintlilere ikinci mektubu. 1. bölüm. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus ve kardeşimiz Timoteus'tan, Ahaya'nın her tarafındaki tüm kutsallara, Korint'te bulunan Tanrı'nın topluluğuna selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Teselli kaynağı Tanrı. Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak, Mesih'in sayesinde büyük teselli de buluyoruz. Eğer sıkıntı çekiyorsak, bu sizin teselliniz ve kurtuluşunuz içindir. Eğer teselli buluyorsak bu, bizim çektiğimiz acıların aynısına dayanmanızda etkin olan bir teselli bulmanız içindir. Sizin için beslediğimiz ümit kesindir. Çünkü acılarımıza olduğu gibi tesellimize de ortak olduğunuzu biliriz. Kardeşlerim, Asya ilinde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. Dayanabileceğimizden çok daha ağır bir yük altındaydık. Öyle ki yaşamaktan bile ümidimizi kesmiştik. İçimizden ölüme mahkum olduğumuzu hissettik. Ama bu kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya güvenmemiz için oldu. Tanrı bizi böylesine büyük bir ölüm tehlikesinden kurtardı ve daha da kurtaracaktır. Ümidimizi ona bağladık. Siz de dualarınızla bize yardım ettikçe Tanrı bizi tekrar kurtaracak. Birçok kişinin duaları sonucu bize sağlanan lütuftan ötürü birçoklarının ağzından bizim için şükranlar sunulacaktır. Dünyaya ve özellikle size karşı, insan bilgeliğiyle değil, Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır. Ve biz bununla övünüyoruz. Okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyoruz. Bizi bir ölçüde anladığınız gibi, tümüyle de anlayacağınızı ümit ederim. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz siz olacağınız gibi, sizin övüncünüz de biz olalım. Pavlus'un geciken ziyareti. Bu güvenle, sizleri iki kez sevindirmek için önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeydim. Bunu isterken acaba kararsız mıydım? Ya da isteklerim benlikten mi doğuyor ki önce evet evet, sonra hayır hayır diyeyim? Tanrı'nın güvenilirliği hakkı için diyorum ki, size ilettiğimiz söz hem evet hem hayır değildir. Silvanus ve Timoteus'la birlikte size tanıttığımız Tanrı'nın oğlu İsa Mesih hem evet hem hayır değildi. Onda yalnız evet vardır. Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih'in aracılığıyla Tanrı'ya amin diye sesleniriz. Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi meshetmiş olan Tanrı'dır. O bizi mühürledi ve güvence olarak yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi. Tanrı'yı tanık tutarım ki, Korint'e tekrar gelme işimin nedeni sizi esirgemekti. Bu, imanınıza egemen olduğumuzdan değildir. Sevinmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda dimdik duruyorsunuz.